Fuar rehberi programında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı standındayız. Ziraat mühendisi Erdal Eroğlu bizimle birlikte. Erdal Bey, sizi tanıyalım öncelikle. Hangi ilden burada bulunuyorsunuz? Ben öncelikle teşekkür ediyorum Tarım TV'ye. Bize bu imkanı verdiği için kurumu tanıtma adına. Özellikle sizin aracılığınızla çiftçilere önemli bilgiler aktarıyor uzmanlar. Hoş geldiniz siz de. Teşekkür ederim. Bursa'dan katılıyoruz biz. Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'nden bakanlığımızın standındayız. Ortak standımız var bakanlığımızın. Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü, biraz önce söyledim, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımıza bağlı. Türkiye'de gıda ile ilgili araştırma yetkisi olan tek enstitü. Hem insanlar için olan gıdayı hem de hayvanlar için kullanılan yemi kontrol ediyorsunuz. Bunu anladığım kadar analizlerini de yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Aynen dediğiniz gibi hem insanların tükettiği gıdaları hem hayvanların tükettiği gıdaları analiz ediyoruz. Bunun dışında aynı zamanda gıdayla temas eden madde ve malzemeler, diğer adıyla ambalaj analizleri yapıyoruz. Yine bunun yanında su ve su ürünleriyle ilgili de hem analiz yapıyoruz, hem araştırma hizmetleri yürütüyoruz, hem de bu konularla ilgili eğitimleri enstitümüzde bakanlığımız adına gerçekleştiriyoruz. Şimdi kurumumuz Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 1961 yılında, özellikle hepimizin bildiği gibi Marmara bölgesi ve özellikle de Bursa, yaş meyve sebzenin en çok yetiştirildiği bölgelerden bir tanesi olmasa bile 61 yılında konservecilik sanayinin gelişimine katkı koymak, önder olmak, üreticilere, bundan sonraki sanayicilerinin önünü açmak adına kurulmuş bir enstitü bu. Bakanlığımızın çeşitli görevleri çerçevesinde şu andaki adımızla hizmet üretmeye çalışıyoruz. Kurumumuz, özellikle bakanlığımıza yürekten teşekkür ediyorum, bir çalışan olarak teşekkür ediyorum. Çok güzel donanımlı, hem fiziki manada donanımlı hem de personel açısından donanımlı bir kurumda çalışmakla övünç duyuyorum. Böyle bir kurumun hem bakanlığımızda hem ülkemizde hem de Bursa'mızda olması gerçekten bir değerdir. Bu fuarlara katılmak suretiyle de biz yaptığımız çalışmaları özellikle üreticilerimize, halkımıza tanıtmak amaçlı buradayız. Fuarların zaten genel amacı bu. Biz özel sektör mantığıyla çalışan bir kurumuz. Kamu kurumuyuz ama müşteri ziyaretleri yapan bir kurumuz. Müşterileri ziyaret ediyoruz. Onların taleplerini alıp bakanlığımızın belirlemiş olduğu, özellikle stratejiler koyduğu hedefler çerçevesinde üreticilerimize, sanayicimize hizmet üretmeye çalışıyoruz. Araştırma projeleri yapıyoruz. Kiminle yapıyoruz? Özel sektörle yapıyoruz. Kiminle yapıyoruz? Üniversite. Kiminle? Kamu kurumlarıyla. Kiminle? TÜBİTAK'la. Kiminle? Avrupa Birliği projeleri. Kiminle? Kalkınma ajanslarıyla ortak projeler yürütüp değer üretmeye çalışıyoruz. Bizim bakanlığımız özellikle tarımsal Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğümüz diyor ki, yapılan araştırmalar bir yaraya merhem olmalı, bir konuya çözüm olmalı. Çözüm odaklı projeler yapın ki bir değeri olsun, bir sorunu çözsün diye. Bu mantıkla çalışan bir kurumuz. Güvenli gıda konusunda girelim. Şimdi izleyicilerimiz merak eder çünkü ne zaman interneti açsak sosyal medyada görürüz. Tarım Bakanlığı'nın paylaştığı bir şeyler olur gıda hakkında. Bazen bazı kurumlar işte uyarılara rağmen yerine getirmedikleri için o bildirileri ifşa edilirler. Bazen yanlış yapan firmalar olur güvenli gıda hakkında. Bunlar nasıl oluyor? Tamamı bunların gerçek mi? Ve bu caydırıcı özelliği oluyor mu bunların? Şimdi özellikle bizim kurumun yapmış olduğu araştırma ve özellikle kontrol hizmetleri ya da analiz hizmetleri, denetim, işte bu tam sizin söylediğiniz kapsamda. Denetim, bakanlığımızın yaptığı denetimler sonucunda satış yerlerinden, üretim yerlerinden almış olduğu numuneleri kapalı ortamda bize ağzı mühürlü bir şekilde laboratuvarlara ulaştırırlar.
Laboratuvarlar bu analiz sonuçlarını bakanlığımızın ilgili kurumu, il müdürlüklerine iletirler. Eğer sınırlar içerisindeyse sorun yok zaten. Ama tebliğe uygun gıda üretimi, gıda kodeksine uygun üretim yapılmamışsa o zaman bakanlığımız gerekli titiz çalışmalar yapmak suretiyle, çünkü üreticiyi, sanayiciyi mağdur etmek gibi bir düşüncesi yok bakanlığımızın. Ama halkı korumak gibi de çok önemli bir işlevi, görevi var bakanlığımızın. Bu manada denetimleri her gün geçtikçe daha da arttırmak suretiyle, çünkü çok işletme var, arttırmak suretiyle halkımızın daha sağlıklı, daha güvenilir gıda tüketmesi için elinden gelen gayreti gösteriyor. Ama burada şunun altını da çok koyu çizmek gerekiyor ki tüketicilerimizin de bilinçlenmesi gerekiyor. Şimdi gidiyorsunuz bir markete, 5 liraya 7 liraya peynir olur mu? Yani o peynir ne kadar peynir özelliği gösterir? Ya da kıyma alıyorsunuz, o kıymanın ne kadar ucuz kıyma, etin kilosu 30 küsür lira denetinin. Şimdi dolayısıyla kıyma, onun için bakanlığımız özellikle buna bir çözüm getirdi. İşte tüketicinin de bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Kıyma olarak sat, bir parça eti alacak vatandaş istiyorsa kıyma yaptıracak. Neden bunu bakanlığımız ısrarla takipçisi oluyor? Çünkü tahşiş, hile olma ihtimalini ortadan kaldırma gayreti bu. Yani tabii gıdalarda birçok merdiven altı üretim yapma gayreti içerisinde olan üreticiler var. Aynı logoyu basıyorlar. Bazen tabii olabiliyor. Biz de basından izliyoruz. Çok bilinen firmaların aynı logosunu, ambalajını oluşturmak suretiyle merdiven altı üretim yapan kurumlar, kişiler olduğunu biz de basından duyuyoruz. Ama bizim görevimiz enstitü olarak gelen numuneleri en uygun teknolojiyi kullanarak tarafsızlık, gizlilik çerçevesi içerisinde gerçekleştirip o sonuçları ilgili kurumların hizmetine sunmak gibi bir işlevimiz, bir görevimiz var. Gıda güvenilirliği önemli. Çünkü ne yiyorsak oyuz aslında. O açıdan geleceğimiz, gelecek nesillerimiz güvenli gıda tüketsinler. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımız bunun için var. Her gün geçtikçe çok daha yaygın, güzel hizmetler üretmeye, bunları halkımızın hizmetine sunma gayreti içerisindeyiz. Yemler de önemli. Yemi yiyen hayvanların ürünlerini tüketiyoruz. Hayvanların yediği yemler ne kadar sağlıklıysa biz o kadar sağlıklı hayvansal ürünler tüketiriz. Toplum sağlığını da bu vesileyle korumuş oluruz. Sadece gıdaları denetlemiyor bakanlığımız. Yem, yine ambalaj da çok önemli. Çünkü gıdadan bazen deriz kanserojen madde içeriyor falan diye ambalajlar için. Kesinlikle kullanılan ambalajlardan gıdaya geçişler söz konusu olabiliyor. Bunlarla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Hem araştırma, hem kontrol, hem eğitim hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Mesela bizim bakanlığımıza bağlı birçok laboratuvarımızda akreditasyon çalışmaları var. Kalite çalışmalarına önem veriyoruz biz. 2002 yılında ISO 9001, 2004 yılında 17025 standardı dediğimiz akreditasyon sertifikasına sahip bir kuruluşuz. Ve bu demektir ki akredite olduğunuz analizler uluslararası düzeyde kabul görebilen analizlerdir. Aksi takdirde siz buradan yurt dışına ürün ihraç ettiğiniz zaman akredite bir kuruluştan rapor aldınız mı diye ihracatçımıza soruyor. Tabii ihracatçımızın ne kadar hızlı bir şekilde taleplerini gerçekleştirebilirsek ki o gayret içerisindeyiz. Bu manada inanın gerekiyorsa 7-24 saat enstitümüz başta idare olmak üzere bakanlığımızın bu konudaki tavsiyeleri ve talimatları doğrultusunda gerektiğinde 7-24 saat çalışıyoruz. Aman yurt dışına ihraç edilecek ürün ihraç eden üreticimiz ya da işte sanayicimiz zarar görmesin diye gerekiyorsa 7-24 çalışıyoruz. Çalışmamız lazım. Bizim ülkemiz
tarımsal potansiyeli çok yüksek olan bir ülkedir. Yeter ki biz tüketiciler olarak, üreticiler olarak, bütün bilim adamları, kamuda çalışan hepimizin elini bir şekilde taşın altına koyması gerekiyor ki sağlıklı, güvenli gıda tüketelim, sağlıklı, güvenli nesiller yetiştirelim. Üreten, ürettiğini pazarlayabilen, pazarladığından para kazanan, ülkeye başka kaynaklar aktaran nesiller yetişsin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Güvenli gıdayla ilgili yetkili bir ağızdan merak edilenleri dinledik. Çok sağ olun. Çok çok teşekkür ederim. Tabii gıdayla ilgili söylenecek belki çok şey var ama zaman kısıtlı. Ben özellikle çok çok teşekkür ederim. Hem Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımız adına şu anda ortak standta bulunuyoruz. Ama ben daha çok kendi kurumumuz, kısaca da bakanlığımızın yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler paylaşmak istedim. İnşallah faydalı olmuş. Merak edilenleri, merakları gidermişsinizdir. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz. Amcamızı hemen tanıyoruz. Kırklareli Ziraat Odası'ndan, Kırklareli'nden gelmişsiniz. Evet. İsminiz nedir? Hüseyin Altındal. Hüseyin amcam, neye bakıyorsun burada? Burada makinelere bakıyoruz. Çeken ne oldu? Ot biçme makinelerine bakıyoruz. Ot mu ektin? Yok. Hayvanlar için. Kendimiz hayvanlar için ekiyoruz. Yonca var. Yonca ekiyorsun. Başka ne var? Evet. Silajlık mısır oluyor. Evet. Tabii ot biçme makinalarıyla da bu iş kolaylaşıyor. Evet. Önceden elle biçerdik, şimdi makineyle biçiyoruz. Biçiyorsun. Nasıl? Hayvancılık da var. Hayvancılık. Memnun musun tarımdan, hayvancılıktan? Memnunuz, memnunuz. Kırklareli'nin neresinde? Ulukonak köyünden. Nasıl? Köyde tarım gelişmiş mi? Gelişmiş. Amcam siz de alalım şöyle beraberce sizi tanıyalım. Beraber. Cafer Akbaş. Kırklareli Nece, Bucağı'nın Ulukonak mahallesi. Çiftçilik yapıyorsunuz. Çiftçilik yapıyoruz, evet. İlginizi çeken ne şu anda bulunduğumuz yerde? Gördüğümüz makineleri merak ettik. O teşkilatın hepsine bakıp bir yenidiklerimizi almak geldik. Evet. Çayır biçme makineleri hoşumuza gitti. Onlara bakıyoruz. Neyine dikkat ediyorsun bakarken ya da almaya karar verirken? Almaya verdik. Bize yoncamız var, fiillerimiz var. Onlara uygun mu, araziye uygun mu? Araziye uygun. Sorup öğrenebildin mi? Sorup öğrenmedik de elimizde olanlar var. Aynı makineler. Bir daha alırız. Onun için bakalım dedik. Peki, kolay gelsin size. Allah razı olsun. Avrasya Tarım Fuarı'nı ziyaret eden çiftçilerimiz standları dolaşıyorlar. Şu anda bu bulunduğumuz standta abilerimiz burada duruyorlar. Sizi bir tanıyalım önce, isminiz nedir? Silivri Ortaköy Hüseyin Tınalı. Silivri Ortaköy'den bugün hafta sonunu da değerlendirerek buraya geldiniz. Evet, fuara geldik. Beklentileriniz nelerdi? Ne yapıyorsunuz? İşte tarım şeylerini gezdik. Sabanları, yem şeylerini, tohumluk buğdayları. Şederek şu anda gezdik. Bir yem standındasınız. Hayvancılık var mı? Hayvancılığı bıraktım. Hayvancılık yok bende. Neden bıraktınız? Şartlar onu öyle getirdi. Şu anda üretim olarak ne var? Üretim, bahçecilik var biraz. Bahçecilik. Evet. Silivri'de tarıma Silivri devam. Ortaköy'de tarıma devam. Teşekkür ediyoruz. Merhaba İrfan, İrfan amcamı diyelim, İrfan abim diyelim. Genç duruyorsunuz. Nasılsınız? İyiyiz Allah şükür. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nereden geliyorsunuz? Biz Çatalca Çakıl Mahallesi. Çatalca'da tarımla mı uğraşıyorsunuz? Tarımla, hayvancılıkla işte uğraşıyoruz. Hayvancılık da var sizde. O yüzden herhalde şu anda bir yem firmasındasınız. Zaten yem buradan kullanıyoruz. Öyle mi? Buradan kullanıyorsunuz. Standı görünce de evet. Hoşunuza gitti herhalde kullanmış olduğunuz bir ürünü görmek. Herhalde yani. Şimdi memnun olmazsak zaten buralara kadar gelmez. Nasıl fuarda nasıl buldunuz fuarı? Fuar iyi. Fena değil.
insanlar yardımcı olur bir yerde yani. Fuarı gezdiğin zaman bir şeyler görüyorsun. Peki. Yenilikleri öğrenirsin. Evet. Tarım hayatı nasıl gidiyor, sizden dinleyelim. Valla tarımdan pek fazla uğraşmıyorum ben. Diğer arkadaş uğraşıyor tarımdan fazla. Sizde emeklilik var herhalde. Emeklilik var. Peki diğer arkadaşa dönelim, tarımla uğraşan kardeşimize. Tanıyalım sizi. Evet, Çatalca Çakıl Mahallesi'nden Hüseyin Aktaş. Biz de tarım, hayvancılık, onlarla uğraşıyoruz yani. Hayvan olarak ne yetiştiriyorsun? Genellikle süt. Sütçülük yapıyoruz yani. Değerlendirebiliyor musunuz sütünüzü? Ya değerlendir derken dışarıya, mahalle sütçülerine veriyoruz. Yani bugün onlar alıyor, İstanbul'da satıyor. Yani kendimiz değerlendiremiyoruz. Kaç tane sığır var? Ya toplam 15-20 tane süt hayvanı. Sığırız. Evet, süt. Evet, süt hayvanı var. Onunla geçiniyoruz. Biraz da çiftçilikle buğday, arpa, ayçiçek olsun. Hayvanlar yem için kendinde bir şeyler üretiyor musun, silaj gibi? Kendimde zaten silajı yapıyorum. Ondan sonra arpa kendimden olsun. Buğday mesela. Ondan sonra yulaf. Bunları... Onlar var. Onun haricinde palet yem kullanıyorsun. Palet yemi de erişten zaten çalışıyoruz. Erişten de memnunuz. Yardımcı oluyorlar mı? Ahmetciğim sağ olsun yardımcı oluyor her konuda. Para da verme diyor. Parasal yönden de hiç sıkıntı yok. Ne zaman parayı verirsen ver diyor. Hiç öyle bir sıkıntı yok. Ne güzelmiş bu. Eriş güzel sağ olsun. Başımızdan eksik etmesin. Ahmet'ten kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.